Auzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselam ala rasulina Muhammedin sadiqul va'dul amin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd, son peygamber Hazreti Muhammed'e, ehli beytine, ashabına ve siz değerli kardeşlerime salat ve selam olsun. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Değerli kardeşlerim, geçenki programımızda kaza umresinden bahsettik. Onun hakkında belirli derslerden kendimize ibretler almaya çalıştık inşallah. Bugün ise Mute Savaşı nasıl başladı? Mute Savaşı ve birkaç gazveye değinerek inşallah programımızı bitirmeye çalışacağız. Değerli kardeşlerim, Mute Savaşı olmadan önce aslında Hudeybiye anlaşmasından hep sonra Hudeybiye anlaşması her konuda konuşuluyor. Çünkü asıl zafer oradan başlamıştı. Peygamber Aleyhissalatu vesselam da Medine'de her zaman bir taraflara seriyeler düzenliyordu. Neden mi? Zannetmeyin ki Hendek'te grup olup peygambere ihanet edenlerin peygamber onları unutacağını ya da böyle birkaç yıl öne daha gitsek işte biri maunede irşad için giden ashabı katledenleri ya da birkaç yıl önce Bişir bin Sad komutasında sadece irşad için gidip de onları te onlara tebliğ edenleri ve o tebliğ ve karşılık onları katledenleri Resulullah unutmuştur. Özellikle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ihanet eden hiçbir kabileyi unutmamıştır. Belki siyerde okursunuz böyle bu gaz ve bu seriye, bu gaz ve bir seriye sebeplere inerseniz çoğunda ihanet vardır. Peygamber'e ihanet etmiş ve Peygamber de aleyhissalatü vesselam da mutlak onlara cevabını verecekti. İşte bunlardan biri mülevvahlar. Bu mülevvah kabilesi yoğun kalabalık olan bir kabileydi ve bunlar da Hendek'te Resulullah aleyhissalatü vesselama ihanet edenlerdi. Peygamber de Medine'de tek tek olarak bunlara seriye düzenlerken Galip bin Abdullah komutasında mülavahlar üzerine 19 mücahitle beraber onlara suikast düzenlemek, onlara bir ders vermek, bir gözdağı vermek için aleyhissalatü vesselam Galip bin Abdullah komutasına mücahitleri gönderdi. Tabi bunlar gidince küçük böyle bir mülavvahların küçük bir grubuna denk geldiler ve anında onları basıp her biri bir taraflara kaçtı. Onların koyunlarını, hayvanlarını alıp geri dönerken mülavvahlar bunu öğrendiler ve anında örgütlenip hepsi bu sahabelerin üzerine gelmeye çalıştılar. Ve o an işte Galip bin Abdullah ve yanındaki Müslümanlar acaba kaçalım mı, bunlara karşı savaşalım mı? Biz 19 kişiyiz ama onlar çoktur. Tam o anda Allah tebareke ve teala bir mucizeyle gökte hiç yağmur yoktu. Güneşli bir havaydı. Bardaktan boşanırcasına yağmur yağmaya başladı. Sahabelerle o mülevvahlar arasında bir nehir oluştu. Onlar sadece öyle Müslümanları seyrede durdular. Hiçbir şey yapamadılar. Ve sahabeler o ganimetle Medine'ye geldiler. Tabi tam o anda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın özellikle o tebliğ grubuna, tebliğ cemaatine ihanet eden bu kez Mürre kabilesi içinde Zübeyir bin Avvam komutasına 200 kişiliği tam gönderirken Galip bin Abdullah'ın bu zaferle gelmesi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam anında Zübeyir'i de değiştirdi yerine Galip'i koydu ve sen Mürre'lerin üzerine git dedi. Mürreller de sahabeleri katleden bir kabileydi. Tabi sahabeler bunların üzerine gidince ufak bir savaş yaşandı. Bu savaşın içerisinde bize ders olacak bir olay olduğu için açıkçası değinmeye çalıştım. Bu savaşın ordularından, mücahitlerinden biri de Usame bin Zeyd. Kendisi 17 yaşında Zeyd bin Harise'nin oğluydu ve kendisi bir bedeviyle o an çarpışıyordu. Bedeviyle çarpışınca bedevi onun yaşıyla, onun boyuyla, onunla dalga geçti. Bunun üzerine Usame bin Zeyd onun peşine verdi. Bu bedevi bir çöle kadar koştu. Usame bin Zeyd onu yakaladığı gibi yere yatırdı. Ve kılıcıyla onu vururken bu bedevi La ilahe illallah dedi. Kardeşlerim buna dikkatlice bakalım. Ve Usame bin Zeyd de bu Bedevi'yi kılıcıyla vurdu ve kılıcını kınına sokup geri geldi. Eshabın yanına geldi. Ve dedi ki ben bir bedeviyle bu durumu yaşadım. Onu kovaladıktan sonra tam onu vururken tevhid cümlesini söyledi. Sahabeler şaşkınlık içerisinde "Kılıcını kınına soktun değil mi ey Usame?" Usame bin Zeyd "Kılıcımı kınına kınına soktum. Ancak onun boynunu uçurduktan sonra kılıcımı kınına soktum. Galip bin Abdullah komutandı. Ey Usame, sen nasıl bunu yaptın?" Adam kelime-i tevhid getirdi. Nasıl olur da kelime-i tevhidi getiren birinin boynunu vurursun? Sen bu fetvayı, bu hükmü nereden aldın? Usama bin Zeyd kendini savunmaya çalıştı. Ama ben onu vurmaya çalışırken o korkudan La ilahe illallah dedi. Galip bin Abdullah nereden biliyorsun korkudan söylediğini? Tüm sahabeler Usame bin Zeyd'i yadırgadılar. Tabiri caizse Usame bin Zeyd bir bunalım yaşadı. Yerinde duramaz oldu ve anında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna gitti. Bu durumu açıkladı. Dedi ya Resulallah ben işte onun peşine verdim. O benle dalga geçti. Yere yatırdım. Tam onu öldürürken la ilahe illallah dedi. Resulü aleyhissalatü vesselam anında ona karışmadın değil mi? Usame bin Zeyd ya Resulallah korkudan söylediği için ben de boynunu vurdum. Peygamber aleyhissalatü vesselam ey Usame korkudan söylediğine dair bir delilin var mı? Sen kalbini yarıp açıp baktın mı? Bari kalbini açıp baksaydın ey Usame. Nasıl bunu yaptın? Usame bin Zeyd kendini savunmaya kalkıştıkça Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hep aynı şeyi tekrarlıyordu. Kalbini açıp da baksaydın bari ey Usame. Bunu söyleyince Usame bin Zeyd tamamen kendisi şunu söylüyor. Dedim ah keşke ben bugüne kadar Müslüman olmasaydım da Resulullah'ın bu beni uyardığı bu şeye muhatap kalmasaydım. Ben eğer yeni Müslüman olsaydım geçmiş tüm günahlarımı Allah affedecekti. Ama ben bugün böyle bir yanlış yaptım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam öfkesini ve özüntüsünü böyle bunu söyleye söyleye kalbini yarıp baktın mı diye dile getiriyordu. Ve en son ey Usame dedi bana söz ver bir daha asla ama asla kelime-i tevhidi getirenin hiçbir şekilde ona kılıç kaldırılmayacağını ve öldürülmeyeceğine dair. Usame bin Zeyd, ya Resulallah ben sana söz veriyorum dedi. Resulullah aleyhissalatü vesselam tekrardan dedi, ey Usame sadece benim yaşadığım dönemde değil, benden sonraki döneme dair de söz ver dedi. Usame bin Zeyd, ya Resulallah senden sonra ben yaşadığım müddetçe vallahi billahi tillahi belki içinden gelen tüm şeylerle artık sana söz veriyorum bir daha böyle bir yanlış yapmayacağım diye kardeşlerim bu Usame bin Zeydi özellikle bu Mute tarafında olan bir köye yakın bir yerde o Kedit bölgesinde olan bir olay olarak anlatmak için burada anlatmıyoruz. Biz bu Usame bin Zeydi bu konferans salonuna getirerek, sokaklarımıza götürerek, Suriye'ye götürerek, Lübnan, Libya, Mısır neresi varsa bu Usame bin Zeyd masaya yatırıp konuşulması gereken bir konudur kardeşlerim. Bir Müslüman la ilahe illallah diyorsa sen onun inancını yalanlayamazsın hiçbir şekilde. Bundan dolayıdır ki Gece gündüz bağırıyoruz. Ne olur diyoruz Suriye'yi karıştırmayın. Çünkü la ilahe illallah diyen Müslümanlar var. Biz onların İslam'ını sorgulayamayız. Bizim inancımıza göre la ilahe illallah diyen Müslümandır. Can ciğer kardeşimizdir. Bundan dolayıdır ki her gün yüreğimiz yanıyor, parçalanıyor. Müslümana kılıç çekilir mi? La ilahe illallah'tan daha yüce hiçbir şey yoktur. Bu özellikle bizim gençler için çok önemli ve bir örnektir. Usame bin Zeyd de genç bir sahabeydi. Böyle insanları küfürle itham etmek, insanları yargılamak, insanları kötülemek bizim işimiz değildir. Biz o la ilahe illallah üzerinde onların yüreğindeki güzellikleri görüp Onları kardeş bilip varsa hatalarımızı birbirimizi güzellikle uyarıp düzeltmeye çalışmaktır vazifemiz. Ve Usame bin Zeyd'in de özellikle bu Mürre kabilesiyle yaşanan olay da bize örnektir kardeşlerim. Tabi bu olay yaşandıktan sonra özellikle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam işte Şuca bin Vehb başka bir seriye düzenledi. Bunlar da kimdi? Biri Maune olayında ihanet eden amirlerin üzerine yolladı. Amirler ise Amir bin Tüfeil ile beraber Sufa eshabından 70 kişiden 69'unu şehit etmişlerdi. Önceki programlarımızdan hatırlarsanız. Ve Resulullah bunları da not etmişti bir kenara. Onların üzerine Şuca bin Vehbi gönderdi. Onları da uyardı. Tabi burada da bir irşat grubunu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam fazla detayına gitmeyin. Kutbe bin Umeyr komutasında gönderdi. 15'ten 15 sahabenin 15'i de Suriye sınırında şehit oldu. Açıkçası Resulullah Aleyhisselatü Vesselam İslam'ın bu Arap Yarımadası'ndan çıkarak dünyaya yayılmasını istiyordu. Ve Suriye kapılarını zorluyordu. Çünkü Suriye bir kapıydı ve oradan dünyaya açılıp her yere tebliğini yapacaktı. Resulullah en son askeri bir karar aldı ve Haris bin Umeyr'e bir mektup vererek Suriye sınırındaki yani Muteköy'ün yakınlarında Şurahbil bin Amr el-Gassani'ye mektup gönderdi. Davet mektubu gönderdi. Haris bin Umeyr de Şurahbil'e gitti. Resulullah'ın davet mektubunu bildirdi. Ama Şurahbil bin Amr ihanet etti. Haris bin Umeyr'i yakaladı. Onu zincirlerle artık iplerle başta bağladı. Sonra ona işkence etti. İşkence ettikten sonra Haris bin Umeyr'i şehit etti. Öyle bir ihanet yaptı ki tarih boyunca, dünya tarihi boyunca hiçbir zaman elçilere zeval yoktu. Ama bu alçak elçi olarak gelen birini bir ilkeyi çiğnemişti. Haris bin Ümeyri şey dedince bu haber Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gidince Resulullah Aleyhisselatü Vesselam anında bir ordu hazırladı. Bu olay da Mute köyünde olduğu için Resul bu savaşın ismine de Mute Savaşı deniliyor. Peygamber komutanlarını, ordularını hepsini hazırlamaya çalıştı. Tabi kardeşlerim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Özellikle belki Hazreti Osman'dan da hatırlarsanız Hazreti Osman'da öldürüldü denildiği zaman orada da ölümüne bir biat yapmıştı. Aynı şekilde o da bir elçiydi. Resulullah'ın aslında çoğu savaşları da elçilerden kaynaklıdır. Bu da öyle bir elçiydi ve bir elçiye ihanetten dolayı peygamber savaş emri veriyordu. Hatta bu elçinin amacı davetti ve bu da savaşın sebebi de davettir davet için bu savaş başlamıştır. Müslümanlar harekete geçirmiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselam Mute için ordusunu, komutanlarını hazırlamaya başladı. 3000 bin kişilik bir ordu hazırladı. Yani biraz Hudeybiye'nin zafer olduğu buradan da anlaşılıyor. Normalde 3000 bin kişilik ordu belki eskiden tüm Müslümanların sayısıydı. Ama bir buçuk yıl kısa bir süre sonra böyle bu sayıya ulaşması tamamen Hudeybiye'nin zaferiydi. Peygamber işte komutanları çağırdı Zeyd bin Harise'yi. Usame bin Zeyd'in babası yani. Zeyd bin Harise kendi önceden yıllarca evlatlık dediği, Dedi ki sizin komutanınız, baş komutanınız Zeyd bin Harise'dir. Resulullah'ın hiçbir savaşta yapmadığı bir taktiği burada uyguladı. Ve dedi ki eğer Zeyd bin Harise şehit olursa vekil komutan tayin etti. Ondan sonra Cafer bin Ebe Talip'tir. Eğer Hazreti Cafer de şehit olursa Abdullah bin Ravaha'dır. Eğer Abdullah da şehit olursa artık Müslümanlar kendi arasında bir komutan seçsinler dedi. Aslında sahabelerin hiç alışık olmadığı bir durumdu. Bugüne kadar Resulullah hiç böyle hiç üç komutan tayin etmemişti. Ve mescitte bu kararları konuşuyordu Peygamber Efendimiz. O an... Numan bin Funhus adındaki bir Yahudi de buna şahit oldu. Ve bunları dinlerken birden ortaya atlıyor. Vallahi diyor ey Muhammed eğer sen Allah'ın peygamberiysen bu üç kumutan kesinlikle şehit olacaktır. İsrail oğullarının peygamberlerinden biliyorum. Yüz tane komutan eğer tayin etmişlerse Hiçbiri kalmamıştır. Hepsi şehit olup gitmiştir ve gidiyor Zeyd bin Harise'nin kolundan tutuyor. Ey Zeyd, eğer sen bunun peygamber olduğuna inanıyorsan, ey Zeyd, vasiyetini yap çocuklarına. Vallahi eğer o peygamberse sana geri dönüş yoktur. Zeyd bin Harise orada o da haykırıyor. Vallahi dedi Muhammed Gerçek bir peygamber, sadık bir peygamberdir dedi. Benim bundan hiç şüphem yoktur. O an sahabeler de şaşkınlık içerisinde bu durumu izliyorlardı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam eshabını saniyetül veda dediğimiz veda tepesine getirdi. Her zaman Resulullah'ın yaptığı tavsiyeleri yaptı. Burada çok dikkatimi çeken özellikle Tekfir zihniyetine cevaplar noktasında güzel şeyler de anlatıyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam burada. Ve söylüyor onlara. İşte yaşlılara karışmayacaksınız. Kadınlara karışmayacaksınız. Çocuklara karışmayacaksınız. Mabetlerinde, manastırlarda ibadetle meşgul olanlara karışmayacaksınız. Ağaçları kesmeyeceksiniz. Hiç kimsenin evini yıkaya, yıkarak onlara ceza vermeyeceksiniz ve sizler onları üç şeye davet edeceksiniz. Eğer onlar birincisi Müslüman olurlarsa hepsini affedeceksiniz. Kardeşlerim, böyle bir dava var mı? Hiçbir şey yok ortada. Kan kalkacak, savaş kalkacak, her şey bitecek. Sadece İslam'ı, selameti, teslimiyeti kabul ederlerse her şey bitecekti. Resulullah'ın tek kuralı buydu. Eğer Müslüman olurlarsa hicret et, etsinler, Medine'ye gelsinler. Resulullah muhtemel tüm sorunlara cevap veriyordu. Onlara hicret edenlerin karşılığı neyse onlara da o vardır. Hicret edenlerin sorumluluğu neyse onlara da odur dedi. Şayet hicret etmeyip orada kalırlarsa bedevi olan Müslümanların durumu neyse onlara da o uygulanacaktır. Eğer Müslüman olmazlarsa cizye isteyin. Cizyeyi verirlerse onlara karışmayın. Savaşmayın. Yok eğer Allah'a, peygambere ve İslam'a karşı savaşırlarsa siz de onlarla savaşınız. Bundan sonrası çok dikkatimi çekiyor. Resulullah ey komutanlarına sesleniyor. Hiçbir şekilde onları Allah ve Resulünün himayesine aldım demeyiniz. Böyle bize böyle çok ters bir cümle geliyor değil mi? Onlara demeyiniz biz sizi Allah ve Resulünün himayesine aldık. Neden mi? Çünkü sizler Allah ve Resulünün himayesinin sorumluluğunu tam yerine getiremezsiniz ve onlar eğer böyle inanırlarsa Sizden dolayı Allah ve Resulüne karşı yanlış davranırlar, yanlış şeyler söylerler, yanlış şeyler düşünürler. Bundan dolayı onlara demeyin sizi Allah ve Resulünün himayesine aldık. Söyleyin ki kendi himayeme aldım, annemin himayesini aldım, babamın himayesini aldım, kardeşlerimin, amcalarımın himayesine aldım deyiniz. Siz kim oluyorsunuz Allah adına konuşuyorsunuz, peygamber adına konuşuyorsunuz. Sonra Resulullah tekrardan söylüyor. Onlara şunu da söylemeyin. Allah ve Resulünün hükümlerine göre size hüküm uygulayacağız. Demeyiniz bunu. Çünkü sizler onlara hükümler uygularsınız. Allah ve Resulünün hükümlerini olduğu gibi uygulamadığınız için onlara zulmetmiş olursunuz ve onlar Allah ve Resulüne düşman olurlar. Ama kendi reyinizle kendi iradenizle İslam'dan anladığınız gibi hükümler uygularsanız İslam'dan değil komutanlardan, bir yanlış olsa komutanlardan bilirler. Bundan dolayı kardeşlerim hiç bize düşmemiştir Allah'ın hükmüyle hükmetmeyen kafirlerin ta kendisidir deyip zavallı temiz yürekli Müslümanları hüküm verip Allah adına onları yargılamak kime düşmüştür? Bunlar bilsinler ki Mute'de Resulullah'a karşı isyan etmiş kişilerdir. Asla bu bir Müslümana yakışmaz kardeşler. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam onları gönderdi. Sahabeler Me'an denen bir şehre geldiler. Orada gelince bir de ne görsünler? Bugüne kadar hayal bile etemedikleri Rumlar, Bizanslılar bir olmuş hatta Arap kabileleri bir olmuş yüz bin değil iki yüz bin onlar kaç bin üç bin yetmiş kat yetmiş kat bir ordu karşılarında sahabeler çoğu titremeye başladı hem de bunların şekilleri elbiseleri işte silah araçları farklı hiç görmedikleri bir orduyla karşı karşıya kalmışlardı o an sahabeler dediler ki biz bir mektup gönderelim Resulullah bizim hakkımızda bir hüküm versin. Yani bu bizim savaşacağımız bir şeye benzemiyor. Hepimiz yok olacağız dediler. Ama o an üçüncü komutan olan yiğit Abdullah bin Ravaha ortaya çıktı. Sizler bugün yola çıkış amacınız şehadetti. Ne oluyor da bugün sizi görüyorum şehadetten kaçıyorsunuz. Biz Rumlarla savaşmak için yola çıkmadık mı? Şu an onlar karşımızda durmuyorlar mı? Ve bizler bugüne kadar savaştıklarımız Hendek, Bedir, Uhud. Biz ordularımıza güvenerek mi savaştık? Bizler Allah'ın dininin kuvvetiyle savaştık. Bugün bize ya galibiyet ve ya da şehadet vardır dedi. Bunu söyleyince 3000 bin Müslüman demek ki yüreklerinin derinliklerinde gerçekten şehadet sevdası vardır ki hepsi tereddütsüz itaat ettiler. Hiçbiri ama hiçbiri itiraz etmedi. Ve 3000 kişilik bir sayı 200 bin kişilik tecizatlı, tecrübeli, böyle profesyonel bir orduya karşı savaşmaya çıktılar. Şurahbil de tabi bu ara bazı Arap kabileleri de kendi yanına çağırmıştı. Bunun üzerine ilk yiğit komutan, Resulullah'ın eline verdiği sancakla, Zeyd bin Haris'e sancağı aldı. Tıpkı bir damat gibi hazırlanmış. Ve o şehadete hazırlanmış bir dama damat gibi orduya daldı. Tekbirlerle orduya daldı. Tabi 200 bin kişilik bir orduyu düşünün ve Zeyd bin Harise param parça olacak şekilde şehit oldu. Hemen Cafer ibn Yabı Talip ortaya çıktı, hemen Zeyd'den sancağı aldı, tıpkı halayın başındaki bir damat gibi. İnanın ki öyledir. Yani onun ben detaylarına girmiyorum. Oynar gibi diyor atıyla başta dalıyor. Atından düşüyor yuvarlanıyor. Oynaya oynaya çarpışıyor. Ve onlarla çarpışınca sol kolu kesilince sancağı sal, sağ eliyle tutuyor. Ve bir kılıç darbesiyle sağ mübarek sağ eli de kesilince iki kollarının arasına alarak o şekil Resulullah'ın sancağı düşmesin diye onlarla çarpışıyordu. Ve en son Cafer bin Ebu Talip mızraklarla, kılıçlarla, delik deşik olacak şekilde şehit oluyor. Ve ondan sonra Abdullah bin Rabaha tekrardan o da sancağı alıyor. O da tabi bu ara Resulullah aleyhissalatu vesselam bu durumu bildiği için Allah ona vahiy bildirmişti. Zaten o Allah'ın peygamberiydi. Nitekim o Yahudi de bunu tasdiklemişti. Bu üç, üçü şehit olacaktı. Ve Resulullah aleyhissalatu vesselam bu sıkıntılı hüzünlü anında Erihne ya Bilal dedi. Bizi ferahlat ey Bilal. Çık mescitte bir ezan oku dedi. Ezan okununca tüm sahabeler mescitte toplandılar. Resulullah aleyhissalatü vesselam saadet minberinin üzerine çıktı. Aynı bu olayları Allah ona böyle bir ekranda belki gösterir gibi anlatıyordu eshabına. Ve söyledi. Zeyd çıktı. Şehit oldu. Cafer, Hazreti Cafer çıktı. Şehit oldu. Abdullah çıktı dedi anlık bir tereddüt geçirdi. Hazreti Abdullah anlatıyor. O an diyor amcam oğlu bana bir et parçası verdi. Birazdan çıkacaksın diye. Et yerken diyor ben dedim ki ne oluyor sana ey Abdullah? Sen halen dünyada mısın dedi ve eti fırlattım. Savaş sahnesine gittim. Nefsim benle mücadele etti ve halen beni dünyaya çekiyordu. En son nefsime şunu söyledim. Ya savaşacaksın, ya savaşacaksın, ya öleceksin, ya öleceksin dedim. Nefsimi ikna ederek ve savaşa daldığı söyleniyor. Abdullah bin Rabah'a da Resulullah durumu anlatınca o da şehit oldu dedi. Tabi Resulullah minberde bunları anlatınca böyle benim gibi anlatmıyordu. Hüngür hüngür ağlayarak bu sahneleri anlatıyordu. Sahabeler de dinliyordum. En son Sabit bin Erkem adındaki bir sahabi Abdullah da şehit olunca Bedir'e katılmış yiğitlerden bir sahabiydi. Sancağı alıyor. Sahabeler tabii böyle dağılmış. Hepsini çağırıyor. Koşun. Koşun bana gelin diyor ve sancağı alıp Halid bin Velid'in yanına gidiyor. Ey Halid diyor, al bu sancağı. Bunu sen al. Halid bin Velid diyor sen Bedir'e katılmış birisin. Ben daha üç aydır Müslüman oldum. Nasıl sancağı alayım? Sabit bin Erkam diyor sen alacaksın ve buna sen layıksın. Tüm sahabeler de sabite itaat ederek onun emrine uyuyorlar. Eğer bir kriz anı olmuşsa bir Müslüman çözüm verdiği zaman ona itaat etmek lazım kardeşlerim. Ve o anda Halid bin Velid sancağı alıyor. Zaten akşam olmuştu. Halid bin Velid'in meşhur bildiğiniz stratejik olarak gece tüm orduların sağın solun arkanın önünün hepsinin yerlerini değiştiriyor. Sabah olunca Rumlar Bizanslılar işte bu kabileler hepsi birden gelince hiç yani çarpıştıkları hiç birileri tanıdık değillerdi. Ve bunu görünce dediler ki bunlar kısa bir sürede eğer böyle bir orduyu anında gönderebilecek güçleri varsa Gerçekten Müslümanların arkasında büyük bir güç vardır dediler. Halbuki aynı orduydu. Halid bin Velid'in stratejik bu davranışı sonucu böyle olmuştu ve onlar geri çekildiler. Onlar geri çekilince Halid bin Velid ve ordusu da Medine'ye döndü. Tabii bu ara sahabelerden 13 şehit verilmişti. 3 komutan özellikle şehit olmuştu. Sahabeler Medine'ye yaklaşınca çocuklar Resulullah bu olayları anlatmıştı. Hatta Resulullah böyle bu olayları mescitte anlattıktan sonra direkt Hazreti Cafer'in evine gidiyor. Hazreti Cafer'in evine gidiyor. Esma binti Umeys onun hanımıdır. Diyor Cafer'in çocukları nerede? Çağır gelsin yanıma. Esma binti Umeys bakıyor Resulullah aleyhissalatü vesselam hüzünlüdür. Diyor anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Senin bu halin nedir? Seni üzüntülü görüyorum. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bana Cafer'in çocuklarını gönder dedi. Hazreti Cafer'in çocuklarını böyle Resulullah birini sağ birini sol dizine koyarak iki çocuğunu böyle onları seviyordu. O an onları sevince tabi Resulullah'ın gözlerinden de yaşlar akıyordu. Bunu gören Esma binti Umeys tekrardan sordu. Ya Resulallah vallahi sende bir üzüntü bir keder görüyorum. Bir kötü haber görüyorum sende ya Resulallah. Anam babam sana feda olsun ne olmuş söyle dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Cafer şehit oldu dedi. Bunun üzerine Esma bint Tümeys bir çığlık attı. Ağlamaya başladı. Ve hatta tabi Resulullah bunu mescitte anlattığı için sahabeler de gidip kendi eşlerine anlatmıştı. Bu aratım kadın sahabeler de Esma bint Tümeys'in evine gelmişlerdi. Hepsi beraber ağlıyordu. Abdullah bin Cafer anlatıyor. Bu da meşhur bir sahabedir. Hazreti Cafer'in oğlu. Diyor Resulullah ben baktım ki annemi teskin etmek için sözler söylüyordu ama onun sakalından da yaşlar sözülüp üzerime dökülüyordu. Sessizce hem ağlıyordu hem de annemi teskin etmek için bir sözler sarf ediyordu. Tabi Resulullah bunları dan hemen buradan çıktı kendi evine gitti Hazreti Fatma'nın evine gitti ve hepiniz bugün Cafer'in evine yemek yapın çünkü Hazreti Cafer şehit olmuştu dedi tüm ailesini seferber etti. Onda yolda giderken Zeyd bin Harise'nin kızına denk geldi. Zeyd bin Harise'nin kızını görünce onu da aldı. Böyle biraz sevmeye başlayınca öngür öngür Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ağlıyordu. O ara Suad bin Übada hiç Resulullah'ı böyle görmemişti. Yani böyle Allah'ın peygamberi ağlamaz, genelde sert olur, şu olur. Yani bir çocuk gibi ağlamaz en azından. Böyle özürlenmez, böyle doygulanmaz, böyle gözleri sakallı yaşlar içerisinde kalmaz. Bazen diyoruz ki ağır olmak lazım. Öyle değil kardeşlerim. Resulullah hüngür hüngür ağlıyordu. Sa'd Reba dedi ya Resulallah bu ne hal dedi. Bu gözyaşı ne? Niye böyle ağlıyorsun dedi. Resulullah aleyhissalatü vesselam kısa, kısa ve öz dedi. Bu sevgilinin sevgilisine özlemidir. Çok özlemişti çünkü Zeyd yıllarca ona oğlum demişti. Onun can ciger arkadaşıydı. Taif'te arkadaşıydı. Kendini önüne atıyordu. Resulullah'ı muhafaza ediyordu. Hiçbir gün bir an olsun Resulullah'ın sözünden çıkmamış bir yiğitti. Köleydi ama yiğit bir sahabeydi. Ve onun sevgilisiydi. Usame'ye de ne diyordu biliyor musunuz kardeşlerim? Sevgi oğlu sevgi diyordu Resulullah. Ona hitap ederken öyle diyordu. Hatta kızım Fatıma da olsa elini keseceğim olayı neden gelmiş biliyor musunuz? Mahzun kabilesinden Fatıma diye biri vardı. Mahzun kabilesi böyle en önde kabilelerdendi. Onlar bir yerde konuştuğu zaman herkes susardı. Zengin bir kabileydi. Ve bu Fatıma hırsızlık yapmıştı. Bu hırsızlığı yaptıklarından dolayı onun eli kesilecekti. Eli kesildiği için Mahzun kabilesine bir zillet meskeneti damgası yüzlerine vurulacaktı. Bu rezilliği yaşamamak için Resulullah'a bir aracı bulmaya çalışıyorlardı. Acaba kimi aracı yapalım da Resulullah onu kırmaz da bu Fatma'nın elini kesmez de biz böylece kurtulmuş oluruz diyorlardı. Ne kimi gün gö gönderdiler biliyor musunuz kardeşlerim? Düşündüler taşındılar Resulullah'ın en çok sevdiği kişi bir kölenin oğlu Usame bin Zeyd'i gönderdiler. Tabii ki Resulullah asla bunu kabul etmedi. Usame'ye kızdı ve kızım Fatıma da olsa elini keseceğim, keseceğim, keseceğim dedi. Değil mahzun kabilesinden kızım Fatıma da olsa, Resulullah'ın çok sevdiği yiğitti, bir köle çocuğu olsaydı da. Bundan dolayı böyle söyledi. Diğeri Cafer bin Abi Talib. Daha bir yıl, hicretin yedinci yılından daha Hayber Fethi'ne gelmişti. 15 yıldır gurbette yaşayan bir mücahitti. 15 yıldır kardeşlerim. Böyle sürekli Resulullah'ın sohbetinde oturmuş kalkmış biri değildi. 15 yıldır gurbette Resulullah'ın emri olduğu için orada davet ve mücadele veriyordu. 15 yıl sonra yeni gelmişti. Resulullah sevincini dile getirirken Hayber'in fethine mi sevineyim? Cafer'in gelişine mi sevineyim demişti. O kadar ki onu yüceltmişti. Ama bir yıl biraz beraber kalmışlardı. Resulullah böyle komutanları gönderince kendinden uzak insanları göndermiyordu. Can ciğer parçalarından gönderiyordu. Cafer'i de çok seviyordu Hazreti Cafer'i ve Hazreti Cafer'i de buraya göndermişti. Diyebilirsiniz ki yani Hazreti Cafer'in savaş tecrübesi nedir ki? Yoktur aslında. Hiç savaşmamış ki. İlk defaydı. Ama olsun. Her Müslüman her an hazır bir asker olmak zorundadır. Her Müslüman her an her ortamda bir asker gibi yaşamak zorundadır ve bunu öğrenmek zorundadır. Hazreti Cafer'i de Resulullah böyle komutan tayin edip göndermişti. Halid bin Velid'le aslında çok acayip bir durumdur. Daha üç aydır Müslüman olmuş. Üç aydır Müslüman olmuş birinin böyle bir o İslam ordusunun başına geçmesi ve Müslümanların da itaat etmesi ayrı bir garipliktir. Bu da İslam'ın kalpleri nasıl çevirdiğini oysa ki bir buçuk yıl önce Hudeybiye anlaşmasında Resulullah'ın ve Resulullah ve elçilerini boynunu vurmak için gidip bir yerde kendini görevli bir piyadenin başındaydı. Ama buradaysa İslam için bugün savaşıyor ve İslam ordusunu aslında muzaffere sebep olan biriydi. Hatta sahabeler Resulullah bu olayları Allah ona bildirdiği için mescitte anlatmıştı. Sahabeler gelince çocukların sahabelerin çocukları bile yiğittiler. Her bir yerlerine taşlar alarak umut eden dönen sahabelere gidip taşlıyorlardı. Toprak atıyorlardı üstüne. Sizler kaçanlarsınız. Kaçakçılar gelmeyin yanımıza. Nasıl siz şehit olmadınız? Nasıl o sahabeler şehit oldu da siz sağlam sağlam geliyorsunuz dediler. Aslında bu da onların böyle dolaylı olarak düşündüğümüzde yiğitliğini gösteriyordu. Tabi bu sahabeler hepsi mahcup bir şekilde boynu bükük beklerken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onların yanına gitti onlara kaçanlar de, demeyiniz. Onlar döne döne savaşanlardır dedi. Onlar zamanı gelince tekrardan savaşan yiğitlerdir. Ve bu şekil o sahabeler de kendilerine geldiler. Ve gerçekten de aslında kaçmamışlardı. Çünkü hepsinin yok olmayla karşı karşıyaydı ve gene zaferle neticelendirdiler ve böylece de onlar da korkup geri kaçtılar kardeşlerim. Diğer Tabi bu savaş Mute Savaşı'nın bitmesinin hemen ardında özellikle bazı birkaç dakikamız var ama gene giriş yapalım. Bazı Arap kabileleri demek ki biz bunları yok edebiliriz dediler. Ve hemen kendi aralarında işte Beli kabilesi ve Kuda kabilesi biz anında bir saldırı yapalım Müslümanları yok edelim. Demek ki biz en kötüsü işte Rumlarla, Bizanslarla birleşirsek Medine yok edebiliriz dediler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam stratejik olarak bu işin farkındaydı. Anından onların üzerine bir seriye 200 kişilik Amr bin As o da yeni Müslüman olmuş. O da aynı şekilde 3-4 ay önce Tahaveşistan'a gitmiş. İşte bana izin ver de bunların boyunlarını vurayım diyen kişidir. Ama Resulullah onu komutan etmişti. Eğer biraz ders girelim ozuyorsa da ozasın. Resulullahun Aleyhissalatu vesselam onu oraya göndermesinin amacı Belli kabilesinin onun annesinin akrabalarıydı ve dayılarıydı. Resulullah onu başa getirmişti ki onlarla bir sözleşme, bir anlaşma yapsın ki savaş çıkmasın. Nitekim zaten peygamberin temel amacı buydu. Savaş isteyen bir peygamber değildi. Ve bunu Başlarına komutan etmişti. Aynı zamanda Amr bin As tilki bir insan, yani komutanlıktan da iyi anlayan, tecrübeli biriydi. Ve peygamber onu gönderdi. 200 kişilik bir orduyla gittiler. Birden baktılar işte bunlar yoğun, çok sayı olarak kalabalık bir kabiledir. O da Rafi bin Mekis adındaki bir sahabeyi Resulullah'a gönderdi ve bize bir destek göndersin dedi. Resul aleyhisselatü vesselam da Ebu Beyde İbni Cerrah komutasında 300 200 kişilik bir grupla destek gönderdi ve toplam 500 kişi oldular. Tabi bu Ebu Ubeyde'nin emrinde de Hazreti Ömer de vardı. Hazreti Ebu Bekir Sıddık da vardı. Kardeşlerim. Normalde Ebu Ubeyde gittikten sonra Amr binasın As'ın Ebu itaat etmesi gerekiyor. Mantıken öyle olması gerekir. Ama Amr bin As diyor itaat etmiyorum. Siz bana itaat edeceksiniz. Bir tartışma çıkınca Ebu Ubeyde'ye Resulullah şu tavsiyeyi yapmıştı. Resulullah'ın en önemli bir özelliği de muhtemel karşılaşacağı soruları başta söylüyordu. Bu bizim için de bir örnekliktir. Biz bir davet, bir çalışma yaparken muhtemel karşılaşacağımız soruları bilip ona göre hazırlıklı olmamız gerekiyor. Resulullah ona da soruyor. Ey Ubeyde eğer itaatsizlikle ilgili bir sorun olursa sen itaat et. İtaat edin yani birimize itaat edin diyor. Ve Ebu Ubeyde diyor tamam ben itaat ediyorum. Bu zat-ül dediğimiz yani Medine'nin güney tarafından, kuzey tarafından düşen bir yerdir. Ve kış gelmişti, soğuk bir zamandı. Sahabelerin soğuğa alışık olmadı. Çoğu çünkü sıcak bölgede yaşıyorlardı. Ve Amr bin Asa dediler ki hani soğuktur biz bir ateş yakalım dediler. Amr bin As hayır yakamazsınız dedi. Sebep hikmet yok yakmayacaksınız. Ondan sonra tabi namaz vakti girdi. Namaz kılacaktı. Hani sahabeler hepsi diyecek tabi Hazreti Ebu Bekir gelecek yıllardır bu davaya hizmet etmiş. Sadık, Resulullah'ın övdüğü arkadaş her şey olan. Tabi ki Ebu Bekir geçecek namaz kıldıracak. Amr-ı binasına geçti dedi ben kıldıracağım. Komutanınız ben değilim siz bana itaat edeceksiniz dedi. Sahabelerin burada da imanlarını gösteriyor. Hepsi itaat ediyorlar. Tam namaz kıldırınca yani her şey söylemek zorundadır sanki. Arkasına diniyor diyor işte benim boy abdestim de yok. Bu şekilde size namaz kıldıracağım. Yani nasıl olur sahabeler diyor. Teyemmüm etmişim diyor. O şekil kılacağım. Sahabeler gene buna rağmen itaat ediyorlar. Namazını kıldırıyor. Ondan sonra geri dönüyor. Kısa keseyi. Peygamberin o zaman tabi biliyor onlar gidip peygambere onu şikayet edecekler. O da sebepleri, hikmetleri peygambere söyleyecek ki orada kendinin işte Resulullah'ın sevgilisi olduğunu ispatlayacak. Bilmiyor ki bu işte sevgide böyle yetenek olmak sevgi olmuyor. Bu sevgi yürekten gelmesi gereken bir şeydir. Ve peygambere tabi çağırıyor Amr binası. Ey Amr diyor niye bırakmadın sahabeler ateş yaksın? E ya Resulallah diyor ateş yaksaydık diyor düşman sayımızı öğrenirdi. Ondan dolayı yapmadım. Peki niye hani boy abdestsiz namaz kıldırdın falan? E diyor, ya Resulallah diyor ayet demiyor mu kendinizi öldürmeyin Allah sizi esirgeyendir bağışlayandır. Ben de bundan dolayı teyemmüm ettim. Soğuk bir geceydi. Eğer ben bu abdesti alsaydım hasta olurdum. Hasta bir komutan nasıl orduyu yönetirdi? Resulullah tebessüm ediyor. Tebessüm etmesi bu olayın tasdiklemesi manasına geliyor. Fıkıh kuralları bazen buradan da çıkmış. Yani insan soğuk böyle bir hastayla karşı karşıya ise edebilir diye. Tabi bunun üzerine kendisi artık atağa geçiyor. Ya Resulallah diyor. En çok kimi seviyorsunuz? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ayşe'yi çok seviyorum. Düşünüyor diyor Ayşe, ailendir ya Resulallah yani. Bu kadındır. Erkeklerden, erkeklerden. En yani çok kimi seviyorsunuz? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ayşe'nin babasını seviyorum. Hazreti Ebubekir. Özellikle o orduda bulunanları sayıyor. Çok dikkatimi çekmiş. Ya Resulallah yani Hazreti Ebubekir de belki sadık dostudur. Yıllarca beraber mücadele etmiş ama onun dışında kimi seviyorsun? En azından diyor ikinci olayım bari. Hazreti Ömer'i seviyorum diyor. Ondan sonra Ebu i̇bn İbni Cerrah'ı seviyorum. Ondan sonra sayır sayır sayır. Amr bin diyor ben baktım ki hiç beni saymayacak. Belki de beni en son sayacak. Demek ki böyle sevgi yeteneklerle elde edilen bir şey değildir. Sevgi yürekten gelen, samiyetten gelen, İslam için mücadele edenler muhakkak onlar daha sevgilidirler. Ama bu demek değildir. Yeni İslam'la tanışmışlar. işte komutan yapılmaz. Aslında ben burada şunu da düşünüyorum. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam riski göze almaktan korkmuyordu. Halid bin Velid de komutan olunca da sahabeler de riski göze almaktan korkmuyorlardı. Yanlış oluyorsa da olsun ama Müslümanlar yetişsin diyorlardı. Resulullah bazen Usame'yi başa getiriyordu. Bazen Zeyd'i başa getiriyordu. Bazen Ebu Bekir'i Amr bin As'ın altına veriyordu. Böylece sahabelerini yetiştiriyordu. Riski yok muydu? Vardı. Ama riski göze alarak bir mücadeleyi verdi ve dünyaya adaleti getirdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Yani belki zamanın Müslümanları olsaydı Halid bin Velid'e bir aileyi bile teslim etmezlerken ya da Amr bin Asa bir aileyi teslim etmezken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yiğit sahabelerini teslim ediyordu. Savaşa gönderiyordu. Tabi sahabeleri de düzgün olduğu için Amr bin Aslan onlara da hiçbir zarar da veremiyordu. O da ayrı bir konudur. Rabbim Azze ve Celle bizi bu olaylardan ders ve ibret alıp ona göre yaşantısını düzenleyen mümin, muvahhid kullarından eylesin. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.